Bu insana şefiye benziyor mu? Sen banka soydun mu şu ana kadar? Soymadım. Gasp yaptın mı? Yapmadım. Adam öldürdün mü? Allah saklasın, yok. E ne oluyor o zaman? Değil mi? E önü sonu yok. Bak. Çocuklar yani karınca dahi ezmeyen insanlar. Yani son derece nezih insanlar. Şefkatli, merhametli, adaleti, hukuku savunan, sevecen insanlar. Can güvenliği nedeniyle evine gitmiyor diye annesi ve babası elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi bunlara da bir dava açmış. Bu da çeteden yargılıyor evet. Şimdi. Benim... Bak kendi annesi, babası dava açıyor. Göya bunu kurtarma amacıyla göya yani evine getirecek, kurtaracak. Kardeşim böyle olur mu? Şefkat göstersin, sevgi göstersin, evet. Merhamet göstersin değil mi? Evet. Hal hatır sorarsın, gönlünü alırsın, gel evladım buyur senin evin dersin. Ben senin hürriyetine karışmam, istediğin kişiyle konuş, istediğin gibi ibadetlerini yap, hepsine saygım var dersin. Öyle ananın eli ayağı öpülür, peşinden gidilir. Peki bu durumda evlatlarıyla aralarındaki bağ kopukluğunun neticesinde oluşan bütün olaylar ya da ayrılıkların bedelini size mi ödetmeye çalışıyorlar? Sizi suçlayarak mı bunu ortadan yani, kaldırmaya çalışıyorlar? Tabii yani şimdinin etrafında toplanıyor diyorlar. Bunun etrafında şimdi biz bunu hapsettirirsek, betonun çeliğin arkasına korsak arada bir fiziki engel oluşmuş olacaklar. Görüşememiş olacaklar. Yani görüştürmeme nasıl sağlanır? Evet. En sağlamı bir betonun arkasına koymak. Yani o şekilde hallederiz diyor. Allah'ın izniyle. E kardeşim tamam da adamın gönlünü, aklını nasıl betonla keseceksin evet. Sen? İmanını nasıl keseceksin? Evet inşallah. İnancını nasıl durduracaksın? Ama bunlar başında bir anne babanın isyanı gibi yansıyor bu durumda. Yani... Evet. Bizim aksine sevgimizi artırır. Yani böyle bir inanç sistemi yanlıştır. Evet. Yani çirkindir, Kur'an'a uygun değil, doğru değil bunlar. Eğer seni seviyorlarsa, kardeşim, mesela kardeşleri... Eşi de, eşi zaten yargılanıyor bunun. Yani mahkemeye tabii. Eşi, evet. Ya o mahkemenin kararına biz saygılıyız. Evet. Bizim bir şey sözümüz yok. Mahkeme öyle diyorsa öyledir. Bana da verdiler. Ben de evet, saygı duyuyorum. Yani benim bir şey dediğim yok. Ben onların nurlu ellerini öperim. Öyle bir şeyimiz olmaz. Biz yani insanların zorlanması ve zorlama tavırlara karşı tavır alıyoruz. Evet. Yani biz samimi olarak adaletin oluşmasını... Hukukun samimi işlemesini istiyoruz. Mesela bak şimdi mesela bu da sanık konumunda. Kız kardeşlerini de sanık konumuna evet. Getirmiş ailesi. Kardeşim yani bu usul mü şu? Yani sen çocukları çeteden yargılattır. Ben sizi zorla eve getireceğim. Çeteden yargılatarak. Böyle mi olur? Sevgiyle, şefkatle, evet. Onlara hürriyet sağlayarak, saygı göstererek mi olur? Benim bildiğim böyle olur. Siz yapmazsanız biz sizi getirmesini biliriz. Yani izah etmesini biliriz. Yani bu olmaz. Peki akıllarda oluşan şöyle bir soru olabilir. Sevgi ve şefkatle dediğiniz yöntemi deneyip bir türlü çare bulamayıp mahkemelere başvurmuş olabilirler. Yani bu haberleri okuyan kişilerin aklına gelebilecek sorulardan bahsediyorum ben. İnsanlar böyle de düşünebilir. Bunlar babasının evinde kalıyorlardı. Aynı üst evde kalıyorlardı. Evet. Beraberdiler. Yani ben Cevat Hoca'yı her zaman korup kolluyordum. Yani daha önce de anlatmıştım. Enfarktüs kalbinde durduğu kalbi çalışmıyordu. Ritim batımda oluşmuştu. Evet. Ben zorla götürttürdüm hastaneye. Gitmiyordu. Ben götürttürdüm. Evet. Gitmiyordu. Ve hastanede kalp bile taktılar. Acil olarak. Evet. Acil olarak. Ameliyat oldu. Kalp ameliyat oldu. Kan kaybı oldu. Akrabalar kan vermedi. Benim arkadaşlarım gitti kan verdiler. Evet. Ya o kadar şefkat duyuyordum. Bizim eve geliyordu Cevat Hoca. Ben fotokopiler çekiyordum. Darwinizm ile ilgili gidip konferans vereceği yerlere ayarlıyorduk. Gidip onları ona göstertip evet. Değil mi? Konferans vermesini evet. Sağlıyorduk. Çok enteresan değil mi hocam? Evet. Bir ahbaplık, bir dostluk var ortada. Bahsettiğiniz. İşte gerçekten... Ne olduysa oldu. Mesela bunlar da beraber yaşıyorlardı. Evet. Bir anda görüşmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız, alakayı keseceksiniz. Biz yapacağımızı biliriz. Yakında olacakları göreceksiniz gibi. Sözler de işitmeye başladık. Dedik yapacaksanız yapın da bir görelim ne olacakmış. Meğerim bunlarmış. Silahlı saldırı oldu ondan sonra. Evet. Evet.